Fatih Bey selamlar. Selamlar Emre Bey. Fatih Bey bugünün gündeminde eski bir ittifakın düşmanlığa dönüşmesi var. Bizim ittifakımızın mı? Estağfurullah Fatih Bey öyle şey olur e mu? E sen hani bana artık iyi günler ne, falan diye bakacaktın. <laughs> ne oldu? Nasılsınız diyecektin. Gündemin heyecanına kapıldım Fatih Bey. Evet gördüğüm kadarıyla evet. Gündemin şehveti seni de sarmış. Evet biraz öyle oldu. Nasılsınız bu arada Fatih Bey? Artık Geçti. <laughs> <Geçtim>. Geçti. Geçti. <laughs> <laughs> İyi iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyidir Fatih Bey. Bugün günden böyle çok yoğun evet. ve karışık olduğu evet, için. Evet bir heyecanlı gördüm hakikaten. Heyecandan ziyade ne olduğu anlamaya çalışıyorum Fatih Bey. Anlayamazsın. Türk siyaseti İçindekiler Hakikaten, hakikaten anlayamıyorum. anlayamıyorum tam olarak ne oluyor. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu hı hı. karşılıklı ne derler? Bir şeyler söylüyorlar karşılıklı ama... Atışıyorlar demek doğru çünkü biri atıyor ama öbürü atmıyor. <laughs> evet, Ekrem İmamoğlu böyle göğsünde yumuşatıyor. Evet. Sürekli sert bir açıklama yapmıyor. Meral Akşener şöyle bir şey söyledi Fazıl Bey. Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı dedi. Bunu savaş ilanı olarak kabul ediyorum dedi. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmaktır dedi. Ben varım buyursunlar ben idmanlıyım dedi. Buradaki sorun da şu Ekrem İmamoğlu'nun karıştığı iyi Parti'nin işlerine söyleniyor. Hı -hı. Ve daha sonra yine... Meral Akşener şöyle bir şey söyledi. Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek dedi. Ben Erdoğan hapse giderken herkesin kaçtığı zamanda oradaydım. İkisi de korkup milletin isteğini kabul etmediler dedi. Aslında Mansur Yavaş ve şeyden bahsediyor. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyor. Ya böyle çok fazla şey söyledi. Ben bunları so şey söylemem mi gerekiyor bilmiyorum ama siz nasıl yorumluyorsunuz bu ben diyalogları? Ben büyük bölümünü e, okudum e, şeyin Meral Akşener'in söylediklerinin senin de ifade etmekte zorlandığın gibi aslında Meral Akşener'in söylediği cümleleri, cümlelerde çok ciddi tutarsızlıkları var. Yani verdiği örnek vermek iste söylemek istediğine vermek istediği mesajda taban tabana zıt olduğu yerler var. Ee, kendi geçmiş hareketleriyle bugünküler arasında tutarsızlıklar var. Pek çok şey var. Bu tutarsızlıkların en basidi şu ya. En basidi. Herkes diyor ya işte Cumhurbaşkanı olmasını istediğin adamın Baş şey belediye başkanı olmasa niye karşı çıkıyorsunuz? Bu bence tutarsızlıkların en hafifi. Senin de söylediğin gibi diyor ki partimizin iç işlerine karışıyorlar diyerek Cumhuriyet Halk Partisini ve Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. Peki kendisi seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olması gerektiğini söylerken CHP'nin içlerine karışmıyor mu? Bu da CHP'nin iç işlerine karışmak değil mi? Çünkü sonuçta CHP bir aday belirleyecek, kendisi belirleyecek. O zaman bunu söylediğinde mesela masaya getirip de "Kardeşim bizim adayımız budur." dedi mi, demedi. "CHP'nin iç işlerine karışacak. Siz bunu aday gösterin." dedi. Eğer CHP'nin iç işlerine karışmaksa bu bir başka partinin bu bir başka, başka bir partinin içine el sokmayı en başta kendisi yaptı. Peki biz kendisine haksızsın dedik mi? Demedik. Niye demedik? Çünkü bir partide lider zafiyeti var ise eğer o partinin iç işlerine herkes karışır. Bugün de o gün CHP'de bir lider zafiyeti vardı. Liderin toplumun beklentisini iyi okuyamaması söz konusuydu. O yüzden de Meral Akşener'in bir başka partinin içine elini sokup onun iç işlerine karışması toplumun önemli bir kesimi tarafından makul karşılandı. Çünkü lider siyaseti iyi okuyamadığı için yanlış aday gösterdi. Göstermeyi planlıyordu kendini. Meral Akşener de, kardeşim sen yanlış adaysın diyerek ona doğru işaret ediyordu. Bugün de durum sıfır farklı. Bugün de eğer birisi İyi Parti'nin iç işlerine el karışıyorsa eğer İmamoğlu veya CHP'den başka birisi veya Özgür Özel veya da kimse kim. Bunun da temel nedeni Aynen dün Kemal Kılıçdaroğlu gibi bugün de Meral Akşener'in siyaseti iyi okuyamamasıdır. O gün Kılıçdaroğlu okuyamadı, anlayamadı toplum ne istiyor, kime aday istiyor. Bugün de Meral Akşener okuyamıyor. Çünkü İyi Parti tabanının önemli bir bölümü AK Parti'yi istemiyor kardeşim. AK Parti'nin adayının İstanbul'u kazanmasını istemiyor bir denge istiyor. Ve İstanbul'u bu dengenin bir şeyi olarak da görüyor belki. Bir yandan da layık bir aday istiyor, Atatürkçü bir aday istiyor ve o yüzden de bu tarafta duruyor. Bugün de Meral Akşener bunu okuyamadığı için onun partisi, buna bu okuyamamaya tep karşı olanları da partime karışıyorlar diyor. Hanımefendi, Meral abla, öyle diyorlar ya. Siz o gün okuyamayanlar akıl veriyordunuz. Bugün de siz okuyamıyorsunuz. Size karışıyorlar. Hiç ortada acayip bir şey yok. Bunun dışında da Akşener'in söylediği pek çok şey aslında ne diyeyim hani zırva kıvamında. Kusura bakmasın ama yani kendisini severim ama söyledikleri zırva kıvamında. Yani verdiği örnek. Erdoğan gördü. Ne gördü Erdoğan? Seçildi. Yani sen Erdoğan'a bir şey mi yaptın? Erdoğan'a yaptın... AK Parti'nin kurucusu iken ayrılmak oldu. Ee, Erdoğan bundan bir zarar görmedi. AK Parti bir zarar görmedi. Demek ki yani Erdoğan'a bir şey yapmadın sen. Yani Erdoğan gördü. E, ne gördün? <laughs> dese Erdoğan. Da, ya Ne gördün? diye sorsalar verecek e, cevabı yok. E, tutarsız bir konuşmaydı. Meral'in e, yani, böyle efelenmeyi seviyor. Ama bazı efelenmeler gereksizdir yani o efelenmenin bir manası yoktur. Bazen de böyle insan... manasız yere ve kendi korkularını bastırmak için e, efelenir. E, bugün de Meral yaptığı biraz öyle gibi duruyor yani... böyle bir yüksek perden konuşuyor ama aslında... partisinin kendi ellerinden... kaydığını gören birinin... öyle biraz... üst tondan konuşayım belki tutarım şey o. E, yanlış yapıyor... Sayın Meral Akşener. Bu yanlışın da bedelini zaten her gün manşetlerde görüyoruz, ödüyor. Her gün birileri partisine istifa ediyor, her gün partisi kan kaybediyor, oy kaybediyor. Yani seçimden bu yana doğru bir duruş sergileseydi, bugün başka bir yerde olabilecek partisi yanlış duruş sergilediği için eriyip gidiyor. Yani 9'du seçimlerde, bugün iyi ihtimalle 6. 3 puan kaybetmiş. Ne yaparak? Hiçbir şey yapmayarak, sadece yanlış yaparak. Dursa, dese ki şöyle dese, biz yerelde bazı yerlerde CHP ile, bazı yerlerde AK Parti ile millet yararına hareket edebiliriz. Ama bunun dışındaki yerlerde de kendi adayımızı çıkaracağız dese, bugün 13, 14, 15, 16, belki 20 olur. Şu anda aşağı doğru gidiyor. Ve seçimde bir başarı elde edemezse ki, bu mevcut durumda edebilecek gibi görünmüyor... Yani elde edebileceği tek başarı şudur. CHP'ye kaybettirmek. Bunu başarı olarak görecekse görsün ama seçimde bir belediye başkanı seçtiremezse herhangi bir adayını, il genel meclislerinde bir varlık gösteremezse büyük ihtimalle seçimden sonra İyi Parti şey olur. Partiler mezarlığında yerini alır. Ekrem İmamoğlu'nun tavrını nasıl yorumluyorsunuz Fatih Bey? Ya yani Ekrem İmamoğlu da şöyle bir açıklama yaptı. Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar. Eski dost düşman olmaz. Eski dost düşman olmaz defına hiç katılmam. Eski dosttan şahane düşmandır. Hatta düşmanın kürdüsü de genellikle eski dosttan çıkar. Çünkü yani... sizi çok iyi tanıyor. Evet hani en büyük alçaklığı eski dostlar yapar. Çünkü Dost olmayana karşı sizin bir gardınız vardır ama eski dostu hala dost olarak düşünüp düşünmeye devam ediyorsunuz eğer, o apışarınıza tekmeyi indiriverir, hiç farkına varmazsınız. O yüzden de eski dosttan şahane düşman olur. Bu lafa pek güvenmesin Kemal Bey. Pardon Kemal Bey diyorum, Ekrem Bey. Ama alttan alınma tonu doğru. Çünkü sonuçta Ekrem İmamoğlu iyi parti seçmen yani Meral Akşener'e siyaseten katılmayan ama Meral Akşener'e karşı yapılacak terbiyesizliği, Meral Akşener'e yönelecek sert eleştirilerden dolayı safını değiştirebilecek veyahut da ya tamam Meral, Ak Meral ablamız yanlış yaptı ama Ekrem'inki de terbiyesizliktir diyebilecek deyip gidebilecek bir e, oy tabanını kışkırtmamaya, ürkütmemeye veya onların tepkisini çekmemeye çalışıyor. Doğru bir siyasi tavırdır. Yani muhalefet içerisinde olmaya e, teşne veya muhalefet içerisinde zaten olan ve parti genel partisinin genel yanlışlarından e, genel olarak e, sıyrılmaya çalışan e, bazı seçmenler Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrından ötürü belki de Ekrem Oğlu'na oy verme yönündeki kararlarını negatife çevirmeyecekler ve Ekrem Bey'e oy vereceklerdir. O yüzden bence doğru davranıyor. Birilerinin yumuşak davranması lazım. İmamoğlu bu noktada doğru davranıyor bence. Fatih Bey, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama Macaristan ziyareti sanki böyle bir şeydi. Orta ülkesi samimiyetindeydi. E, Orman'da yakınlar evet. Ormanda çok yakınlar biliniyor. O, onu nasıl yorumluyorsunuz Fatih Bey? İlk onu sorayım. Daha sonra farklı sorularım da var. Şimdi Macaristan, Macaristan'ın ve Macaristan Devlet Başkanı Türkiye ile iyi ilişkileri var. Yani Türk iş dünyasıyla iyi ilişkileri var. Türk siyasetiyle iyi ilişkileri var. Ee, pek çok konuda da Türkiye ile yakın olmaya gayret eden, samimi olmaya gayret eden bir tarzı var e, Orman'ın. Ee, Orban'ın. da ne diyeyim yarı otokrat diyebileceğimiz bir lider türü olduğu için de Erdoğan'la da iyi anlaşıyorlar. Yani ikisinin de yapısı birbirine benziyor. Ee, hani Demokratik değiller desen, değil ama demokratikler desen o da değil bir ikisinin ortak bir pozisyonu var. Ee, i̇kisi de sandıktan çıkıyorlar falan. Ee, bu yüzden bir yakınlıkları var. Ee, i̇ş dünyası olarak baktığın zaman da Macaristanla Türkiye arasında olumlu ve pozitif e, ilişkiler var. E, Macaristan devlet başkanının Türkiye'de çok yakın davrandığı, Türkiye'de çok iyi anlaştığı ve Macaristan'da da iş yapan Türk müteahhitler, Türk iş dünyası isimler var. Bu yüzden bu ilişki biraz da onların üzerinde yükselen ve olumlu da giden bir ilişki. Ama şundan, şunu da söylemek mümkün yani. Türkiye'de bir lider değişikliği olsaydı Macaristan'ın da Türkiye'ye bakışı çok da fazla değişmezdi. Yani iki ülke arasında güzel bir uyum var. Ama şunu söyleyeyim. Bu uyumdan ne beklersin? Pek çok daha temel konularda ortak bir tavır beklersin değil mi? Ama yok. Mesela Gazze. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yani bizim e, Türk Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın Gazze ile ilgili yüksek tondan söylemleri belli, bakış açısı belli, perspektifi belli. Buna mukabil son derece yakın olduğu Orman bu konuda Gazze ve Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin daha önce 180 derece tersi bir tavır sergilekerken şimdi de 90 derece tersi bir tavır sergiliyor. Bundan önceki e, oylamada yani e, şeyin e, ateşkes ve e, Gazze'de ateşkes oy, oylamasında Macaristan tam tersi oy kullandı. Yani ateşkesten yana oy kullanmadı. Yeni yapılan oylamada ise çekimser kaldı. Yani Türkiye'yle bu kadar yakınlar, Türkiye'yle bu kadar dostlar ama söz konusu ortadoğu politikası olunca taban zıt davranabiliyor e, Macaristan. E, bu da o ilişkinin çok yakın ama o kadar da yakın olmadığını gösteriyor. Yani hani Yan yana kaplara ediyorlar ama ayrı kaba etmiyorlar demek. Daha belki kolay bir şey olabilir e, örnek açısından. Gazi Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken bir de F-16 meselesi var. E, gazeteciler bunu sormuşlar. E, daha doğrusu NATO-İsveç bağlamında sormuşlar bunu. E, orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cevap vermemiş aslında. Okuduğumda ben de seninle aynı fikire e, kapıldım. Yani, yani ben ne olacağını anlamadım. Ben de anlamadım. Kimse de anlamadı. E, çünkü zaten... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşılmasın diye öyle cevap vermiş. Aslına bana sorarsan e, o cevap bizim gazetecilere yönelik değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak söylenmiş bir söz. Öyle bir soru soruldu mu ondan bile çok emin değilim. Yani Türkiye'nin e, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye ne diyecek? Siz bunun e, ne olacak gibi bir soru sormuş gazeteciler iddiaya göre. E, Erdoğan'ın verdiği cevap da şu. Diyor ki Biden dedi ki siz İsveç'in NATO'ya girişine onay verin. Biz de F-16'lara onay verelim. Bir kere F-35'lerin artık tamamen masadan kalktığını ve söz konusu olmadığını artık hepimiz bu konuda hemfikiriz. Yani F-35 meselesi kapandı. Bizim parasını ödediğimiz F-35'lerin, parasının bir kısmını 1.3 milyar dolar ödediğimiz F-35'lerin bize verilmeyeceği artık kesin. Biz F-16'lara fit olmuş vaziyetteyiz ancak Amerika F16 için bize bizi kanırtmaya devam ediyor belli ki. Ve diyor ki sen İsveç'in NATO'ya NATO girişine onay vermez vermezsen eğer ben de sana f 16ı vermem Benim Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından, yani şey Gazilere verdiği cevaptan ya da Amerika'ya iletilmek üzere söylediği sözlerden anladığım şu. Amerika diyor ki önce sen İsveç'i onayla, ben sonrasının f 16ını onaylayayım. Türkiye'de diyor ki ya da demeye çalışıyor ki diyor mu bilmiyorum. Ben sen ben sana güvenmiyorum. Sen F16 onayla, ben İsveç e onaylayayım. Yani karşılıklı güvensizliğe dayanan bir müttefiklik ilişkisi var. Ancak satırlarında da şunu görürüz. Erdoğan Amerika ile ters düşmekte çok istemiyor. Yani diyor ki ben üzerime düşeni yaptım, meclise yolladım. Sizin tavrınıza göre meclis bunu gündeme alacak veya almayacak. Yani tipik bir Erdoğan yaklaşımı bu. Yanlış mı? Bilemiyorum. Doğru mu? Ondan da emin değilim. Yani Erdoğan kendi kitlesine, kendi seçmen tabanına söylediği üst perdenin altında bir noktada duruyor belli ki gerçek dünyada. Ama bu altında durduğunun kendi seçmeni tarafından çok da anlaşılmasını istemiyor. Fakat Amerika tarafından da ya benim de bazı sorumluluklarım var yani ben de onlara da ters düşememmiş gibi bir hava basarak meseleyi çözmeye çalışıyor. Yanlış bir politika diyemem. Ancak Erdoğan'ın bundan tedirgin olmayacağını Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmemesi mümkün Yani Erdoğan'ın burada taban baban düşüneceğini ben zerre zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü Erdoğan benden daha iyi biliyor ki Erdoğan ne yaparsa yapsın tabanı onun doğruyu yaptığını düşünecek. Yani Erdoğan İsviçre NATO'ya alma konusunda bir karar alırsa ve İsveç NATO'ya girsin derse Erdoğan'ı destekleyen taban efendim Cumhurbaşkanımız öylesine yüce bir kişilik ki her şeye rağmen Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda İsveç'in NATO'ya girmesine onay verdi der. Erdoğan İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermezse aynı taban, bizim liderimiz kişilikli bir duruş sergiledi ve söz verdiği üzere İsveç'i sokmadı der. Bunu ben de biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Dünyada kim varsa siyasette uzak yakın ilgilenen ve Türkiye'yi biraz takip eden herkes biliyor. O yüzden bu politikanın o tarafı tutmaz. Ama yaklaşım doğru mu? Yaklaşım doğru. Çünkü açıkçası ben de Amerika'ya şu kadar güvenmiyorum. Yani şu kadar derken şu kadarı şu kadarı güvenmiyorum. Yani na nanometre güvenmiyorum. Çünkü biz İsveç'in NATO'ya girişine onay veririz. Biden denen adam çıkar yerli bir gün. Kusura bakmayın şeyde cumhuriyetçiler çoğunlukta temsilciler meclisinde ben bunu geçiremedim falan der. Amerika'dan her şey beklenir. O yüzden de Erdoğan'ın tavrı doğrudur. Önce onları bir yapsınlar bakalım yapacaklarını. Benim korkum şu. Erdoğan biraz daha sıkıştırır, sıkıştırılırsa aynen Rahip Brunson olayında olduğu gibi aynen e, gazeteci e, neydi Deniz e, olayında olduğu gibi f almadan da İsveç'in girişine onay verir mi diye ben bir tek ondan çekiniyorum. Fatih Bey peki şeyi gördünüz mü? Küresel Barış Endeks. Gördüm görmez olur muyum? Türkiye'nin sıralamasına ne diyorsunuz? 163. 147. galiba. Evet 163 ülkede 147.yiz. Evet e, bizim altımızda kim var? Dikkat etmedim. İran. Onun altında kim var? Bütün Orta Doğu. Kuzey Kore. Şaka yapmıyorum. Yani bu, bu, Türkiye Cumhuriyetler, şunlar, bunlar falan filan hepsi bizim üstümüzde. Bizim altımızda İran, Kuzey Kore ve işte iç savaşın hüküm sürdüğü bir takım Afrika ülkeleri falan filan var. Şimdi bu endeksi kim hazırlıyorsa Allah onu kahretsin. Gerçekten kahretsin yani bu iyi niyetle bağdaşır mı? Bir... Tamam Türkiye'nin sorunları var, Türkiye'nin hukuk sorunları var, Türkiye'nin demokratik sorunları var, Türkiye'nin insan hakları. Bunların hepsi eyvallah. Bunların hiçbirine bir şey demiyorum. Bunlar var. Ama kardeşim bu kadar da değil. Yani biz İran'la Kuzey Kore'nin bir tık üstü olacak noktada değiliz. Savaşan İsrail bizden iyi durumda. Savaştaki e, Rusya bizden iyi durumda. Herkes bizden iyi durumda. Bu tamamen kötü niyetli bir endeks. Yani Türkiye'de bunca yabancı sermaye firması var. Türkiye'de bunca yabancı gelip gidiyor. Türkiye'de bu turizm, turizm falan filan her şey ortada. Geçen sene gelmiş bu ülkeye 35, 40, 50 milyon turist. Ne olmuş kardeşim? Birileri burnu mu kanamış? Birisi bir şey mi olmuş? Bir, bir güvenlik ortamı mı var? Buradaki şirketlere karşı bir bir şey mi olmuş? Ne olmuş da? Ne, ne bu yani? Yani biz Kuzey Kore'yle aynı, aynı mıyız? Ya yani İran'la aynı mıyız? bu ayıp artık. Bu böyle Türkiye'ye karşı hasmane, düşmanca, pislik bir tutum. Tamam bizim dünyanın en iyi ülkesiyiz, her şeyimiz şahane, bizim hukuk standartlarımız çok yüksek falan demiyorum. Ama bu kadar da değil kardeşim. Artık bu bu yani buna küfür edilir yani. başka bir şey yapılmaz. Hakikaten çok ayıp yani. Kuzey Kore, İran, Türkiye, yuh. Yani o Türkiye Cumhuriyetler bizden iyi durumda. Hadi canım sizde. Bu, bu bunu hazırlayan kesin bir şerefsiz yani. Kesin şerefsiz. Çünkü maksatlı bu yani. Buna öyle bir endeks endeks o böyle bir endeks olmaz yani. Bir de savaştaki ülkeler bizden nasıl daha yüksek endekse sahip olabilir? Ya olacak bir şey diyor. Ha Hakikaten olacak bir şey diyor. Ben a Küfür etmek istemediğim için buna neyse. Fels Bey az önce. Ama tabii şimdi şey, söyle. Pardon. Siz şey dediniz ya küresel sermaye işte yatırımcılar vesaire var diye ama bazı çıkışlar da oluyor. Oldu. Ben de yazdım geçenlerde onu biliyorsun. Evet, bu Borusan borunun çıkışına ne diyorsunuz Fatih Bey Türkiye'de? Borusan burada mı çıkıyormuş? Evet, Amerika'ya taşıyormuş. Buradaki gemlik tesislerini. Evet. Allah Allah. Şimdi şunu biliyoruz, bunu geçenlerde ben hatta e, ulaştırma bakanı Uraloğlu muydu? Uraloğlu'nun e, bir açıklamasına isneden e, yazmıştım işte. Diyor ya, demişti Uraloğlu biz işte e, yat sektöründe e, parlayan dünyanın parlayan yıldızıyız falan filan diye. Ben de ona e, şey yazmıştım. demiş ki pek öyle değil. Evet öyleydi ama artık öyle değil e, durum. Biz parlayan bir şey değiliz. Türkiye'de insanlar yat yaptırmak istemiyorlar. Türkiye'ye tekne yaptırmak istemiyorlar. Çünkü Türkiye'ye gelip gitmek istemiyorlar diye. Bu bir gerçek yani. Dünyanın krem döne kreminin Türkiye'ye bakışında bir negatiflik e, var diyor. Yabancı sermaye girişi konusunda da Türkiye'ye bir e, tavır var. Diye. Yabancı sermaye Türkiye'deki hukuk sistemine güvenmediği için uzun zamanda beri Türkiye'ye gerçek anlamda sermaye getirmiyor. Bunu da burada defalarca e, konuştuk. Keza yine Türkiye'nin imajı ile ilgili bazı sektörlerde Türkiye'nin ihracatının zarar gördüğü, bazı malların Türkiye'ye menşeli olduğunun dünyada pek de itibar kazandıran bir şey olmadığı onda bir bir şey de var onda da biliyoruz. Ama bu hakikaten ilginç yani. Bunu 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 çok açıkçası birebir bildiğim bir konu değil. Yani niye gidiyor? Hani Bulgaristan'a gitse başka bir şey, Romanya'ya gitse başka bir şey ama direkt Amerika'ya gidiyorsun. Borusan bildiğim, hatırladığım kadarıyla eğer değişmediyse Mannesmann'la ortaktı burada. Acaba bu Mannesmann'ın bir global kararı mı? Başka bir şey mi? Bundan çok emin değilim yani. Bu biraz araştırmaya, incelemeye muhtaç ol, olan bir konu. Yani bu çok direkt Türkiye ile ilgili de olmayabilir. Hani buradan söker de götürür Bulgaristan'a koyar. Dersin ki mesele Türkiye. Ama Amerika'ya götürüyorsa oradaki mesele bambaşka bir şey olabilir. Ee, çok bilemedim yani. Zaten haber de şu şekilde Fatih Bey. Tesislerindeki makine ve ekipmanların ABD'ye taşınması ve tesisin satılması şeklinde. Herhalde arazisini satacaklar büyük ihtimalle. Ee, arazisi de gemlik. Yani şey üretimi Amerika'ya taşıyor gibi bir hı hı. şey yok aslında. Bir haber yok. Bu araştırmaya değer bir, bir araştırması yani. In soruşturmam gereken bir mesele. E, haber olarak iyi değil tabii ki. Yani sonuçta bir istihdam, bir, bir ihracatçı bir e, firmanın kaybı negatif bir e, gelişme. Çünkü biliyorsun yani Türkiye'de çok fazla tesis yapılan, özel Ak Parti döneminde dev üretim e, hamleleri yapılmış bir e, ülke değil uzunca bir zamandır. Gitmesi negatif ama arkasındaki sebepleri araştırmak lazım. Yani şeye benzemiyor bu mesela. Vosgen Türkiye'ye Fabrika arazisi bir almak üzereyken vazgeçti, o başka bir şeydi. Ya da işte e, e, ne nedenir Ford'un Türkiye'de yapacağı pil yatırımını, e, da, araç bataryası yatırımını vazgeçmesi, o başka bir şeydi. Bu başka bir şey. Bunu çok bilemedim yani. Fatih Bey, diğer bir konu bir imam. Tahmin ediyorum hangi imam olduğunu. Ee, bu imam hakkında konuşmak çok zor, kötü şeyler söylemeden de. Şeyh Said Efendi bir hain değil, birçok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehit olan bir Müslümandır diye açıklama yaptı. Ee, bahsettiğin kişi Halil Konakçı. Evet. Şimdi bu çok net, bunu biliyoruz zaten. Halil Konakçı neye göre, kime göre hain, kime göre hain değil. Halil Konakçı Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olanlar için... Hain çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, parçalamaya, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir parçayı koparmaya ve Türk yeni kurulmuş genç cumhuriyetin misak-ı milli sınırlarına genişleme çabasına darbe vurmaya yönelik bir hareket içinde olduğu için Türkiye düşmanları tarafından hain olarak görülemez. Çünkü Türkiye düşmanlarının emrinde bir adamdır. Onların lehine ve cumhuriyet için haindir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni seven Türkiye'nin geleceğini düşünen, Türkiye'nin geleceğinin parlak olmasını isteyenler açısından haindir. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmansanız tabii ki sizin için haindir. Halil Konakçı denen beyefendi de, bu beyefendiyi tırnak içinde e, söylüyorum, safını belli etmiştir. Tersini söyleseydi, yani Halil Konakçı deseydi ki, Şeyh Said bir haindir deseydi, şaşırırdı. Allah Allah. Niye böyle diyor ki derdim? Ama Halil Konakçı da Şeyh Said neyse onun devamıdır zaten. Nasıl ki Şeyh Said yabancı teşvikli diye bir ayaklanmanın müsebbibi ise Halil Konakçı da yabancı teşvikli biri olduğunu başından beri söylüyoruz. Yani hatırla Halil Konakçı ile ilgili Hristiyan tarikatı Mormonlarla ilişkide olduğu, yabancı kaynaklardan beslendiği konusunda haberler çıktı. Halil Konakçı bu haberleri yalanlayamadı. Sadece bu haberlere erişim engeli getirmeyi başarabildi. İşte o bildiğimiz yargı tarafından. Hani şeyin başsavcı uçarın para karşılığı iş yaptığını iddia ettiği yargı tarafından erişim hesağı getirildi. Yani Halil Konakçı Neler çıktı da yok işte İzmir'de pavyonlarda e, çalıştı, bilmem ne yaptı. Rahip Brunson'la çok yakın ilişkide olduğu falan. E şimdi ne bekliyorsun Ali Konakçı'dan? Ne, ne yapacaktı yani? Seninle benimle aynı safta mı olacaktı? Cumhuriyeti sevenlerle, Türkiye'yi sevenlerle aynı safta mı olacaktı? Tabii ki kendine kışan safta oldu. O yüzden hiç şaşırtıcı bir şey yok. Şeyh Said'le, Halil Konakçı ve benzerleri aynı kefenin içerisine koyulabilir. Aynı vidajörün içerisinde birbirleriyle hemhal olabilirler. Fazl Bey, bir başka konu da teğmenler konusu. Teğmenler konusu derken, Atatürk fotoğrafını yakasına takmak istemeyen teğmenler ve takmadığı için müdahale eden teğmenler evet. arasında bir şey oldu. Bir şeyler oldu. Ve orada garip bir süreç işliyor şu an. o Ortamı nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü Niye takmıyorsunuz? Çünkü takmak istemiyoruz demişler. Evet. Niye takmıyorsunuz diyenler de şu an şey soruşturma açıldı. Şimdi garip olan o zaten. Şimdi e, bu önce bir dedikodu olarak biliyorsun e, konuşuldu. Tuzla piyade okulunda yemin töreni e, sırasında. Birkaç Teğmen'in, çoğunluğun değil ama birkaç Teğmen'in, Teğmen adayının ya da yakalarına Atatürk rozeti ya da fotoğrafı takmak istememeleri istemedikleri, diğer subayların, Teğmen adaylarının ise bunlara tepki gösterdiği, daha sonra da aralarında bir arbede çıktı konuşuldu. Önce buna kimse inanmak istemedi. Hatice Hanım, Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu ve şerefli Teğmenleri nasıl böyle bir şey yapar dendi. Sonra anlaşıldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, içinde onursuz ve şerefsiz bazı teğmenler de, teğmen adayları da varmış ve Atatürk ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusuna saygı da kusur etmeyen ve Atatürk'ün mezun olduğu okuldan mezun olmak üzere olan genç teğmenlerin bazıları bunlara müdahale etmiştir. Bu genel kumay tarafından da yalanlanamadı, yalanlanmadı, işin doğru olduğu anlaşıldı. Vahim olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun bu ülkenin kurucusuna karşı gösterdikleri terbiyesiz tavırdı. Ama bir yandan da iyiydi. Şu açıdan iyiydi. Biz 15 Temmuz darbesine niye maruz kaldık? Darbe girişimine niye maruz kaldık? Çünkü bir takım tarikatçı, teğmen, bir takım askerler ordu içerisine sızmışlardı. Bugün belli ki artık sızmaya ihtiyacı hissetmiyorlar. Direkt kendini göstermeye başlamışlar ve saklanmıyorlardı. Yani işi artık abartmışlar. Bir yandan da iyi. Çoğumasa gördük bunların olduğunu. Şimdi bugün eleştiri konusu olan, bugün insanların kızdığı ise şu. Duruma el koyan Genel Kurmay hem Atatürk resmi yakasına takmak istemeyenleri hem de kardeşim Atatürk resmini nasıl yakara takmazsın diyerek tepki gösterenleri beraber cezalandırmış. Kardeşim Atatürk'e sahip çıkanın cezalandırıldığı bir dönem mi yaşıyoruz? Hadi bunu bazı yerlerde ne yazık ki yaşıyoruz da Türk Silahlı Kuvvetleri de bu noktaya geldi. Gelmiş. Gelmiş. Daha pek çok şey duyuyoruz da hani ordumuz göz bebeğimizdir diye toz kondurmak istemiyoruz. Ama nereye kadar istememeye devam edeceğiz? Orası da tartışmalı. Evet. evet. Hayır. E, dün aslında bu konuyu konuşabilirdik ama dün e, açıkçası bu sabaha kadar beklemek istedim. Niye beklemek istedim? E, hani ya Türkiye'de bir hukuk vardır, bir, bir bir şey vardır ve Türkiye'de kurumlar birbirlerine saygılıdır. Bir yasaların uygulanması konusunda kurumlar gerekeni yaparlar diye. Ben açıkçası büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Niye? Şimdi F1 pistinde bir firma kiracı. Komik bir kirayla yani normalde bir iş adının bir katına vereceğin bir kirayla kilometre karelerce büyüklükte yani yüz binlerce, on binlerce dönüm büyüklükte bir arazinin içerisinde yüz binlerce metrekarelik bir imkandan faydalanıyor. Komik bir kirayla. Daha vahimi şu sportif amaçla yapılan ve Türk halkının paralarıyla yapılmış olan, Türk halkına ait araziye yapılmış olan ve Türk gençlerinin orada hem spor yapmasına hem de otomobil sporunu izlemesine imkan sağlaması gereken yer, bir firmanın sahibinin oyuncağı. Orayı otoparka çevirmiş, kendi kiralık araç filosunu orada konuşlandırıyor ve kendi arkadaşlarıyla da milyarlarca dolarlık yani 200 milyon dolarlık yani milyarlarca lira değerinde bir pistte, yapım maliyeti 200 milyonlarda arazi hariç bir pistte şey yapıyor. Arkadaşlarıyla eğlencesine yarışlar yapıyor. Ve buna kimse dur demedi yıllar boyunca. Ve en sonunda kira süresi bitti ve bu kişiyle ilgili devlet Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu devletin bir kurumu tahliye kararı aldı. Tahliye kararı elinde var. İstersen okuyayım sana. Okuyayım mı? tamam, hatta, okuma... siz, hatta, siz, orada da işgal yazdığını söylemiştiniz. Evet evet şimdi okuyacağım. Ee, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 70. maddesine istinaden halen taşınmazda fuzuli şagli olan Formula İstanbul Yatırım AŞ ile şirketin alt kiracısı Intercity Eylül Tarım, Oto, Kiralama ve Pazarlama Limited şirketi ve alt kira şirketinin bağıntılı olduğu kuruluş bahiyetindeki diğer işgalci şirketlerin ve alt kira ilişkisiyle fiilen taşınmazı işgal eden diğer şirket kurum ve kuruluşların tahliyesinin sağlanarak vakıf taşınmazını boş olarak idaremize teslim edilmesi hususunu Arz ederim diyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi yazıyla Tuzla Kaymakamlığı'na. Peki Tuzla Kaymakamlığı ne yapmış? Evet. Şimdi onu da okuyacağım sana. Şimdi onu da okuyacağım sana. Bir bir kaymakam düşün ki, bir kaymakam, Tuzla Kaymakam'mış bu, nasıl kaymakamsa. Diyor ki, Enderistinin de FİAŞ'ın da işgalci olmadığını, konunun çözüm yerinin kaymakamlık değil, her uyuşmazlık gibi mahkemeler olduğunu bildiriyor. Bu kaymakam kimse, ben söyleyeyim sana, bu namuslu bir bürokratın verebileceği bir cevap değil. Şu açıdan söylüyorum bunu. Yasa çok açık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yani mesela benim kiracım olsa FİAŞ, evet işgalci demeyebiliriz, dava gerekir. Vakıflarda böyle bir şey yok. Böyle bir usul yok. Sözleşme gitmiş, artık sen orada yoksun kardeşim. Kamuya ait bir malın üzerinde sözleşmesiz oturuyorsan eğer işgalcisin. Fakat kaymakamlık kim bilir interse nasıl bir ilişki içerisindeyse çıkartmam diyor. Ve İçişleri Bakanlığı bu kaymakama dup seyirci. Kardeşim bir kaymakam kamuya ait milyarlarca lira değerindeki bir malın boşaltılması kanunen gereken bir malın ben boşaltmıyorum sen mahkemeye git diyebilir mi? Çünkü vakıfların mahkemeye gitme gerekliliği yok. Vakıfların şeyi çok açık, sözleşmeleri çok açık. Bitmiş kardeşim. Ve kaymakam kamudan yana değil, bakanlıktan yana değil bir firmadan yana tavır alıyor. Arkasında ne var? Ben çok merak ederim bunu. Gerçekten çok mu? Yani bunun arkasında ne var çok mu? Yani bir kaymakam. Çünkü orada bak sen ben otursak o kaymakam bizim oraya var ya kamyon da tırla girer, iş makineler girer bizi döver atarlar orada. Yani kaymakamın bu cevabı vermesindeki motivasyon veya motivatör nedir ben çok merak ediyorum. Dilerim ve umarım İçişleri Bakanlığı da, İçişleri Bakanı da bunu çok merak ediyordur. Yani bir kaymakam kanun kitap tanımadan, bilmeden, okumadan kanuna aykırı bir cevap veriyor. İlginç. Ama tabii neyse. Söylemeyelim de sonra birileri daha davalık olmuyor. Mahkeme etmekten anam alır. Ne ya, işim yapacak hele geldim. Yani. ediyorum ama sonuçta buna bir dava ediyorum. çünkü ben de söylediğim her şey doğru yani. Doğru da hakikaten öyle. Neredeyse haftanın Çok... beş günü mahkemeye gidiyorsunuz Fatih Bey. E. Evet. Yani... Çünkü dava açmak serbest yani bunların bazıları davaya dönüşmüyor. Mesela işte biliyorsun... burada konuk ettik eten Büyük başayı, Paşa'yı. Oğlunun... katilini arayan bir paşayı konuk ettik burada. Eten Büyük Paşa... Büyük Işık Paşa'nın anladıktan ötürü İzmir... Emniyet Müdürlüğü bizden davacı oldu. Allah hakaret yok, küfür yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani adam olanları anlatıyor. Ve... nasıl... İzmir Emniyeti'nde bir karakol, emniyet em değil, bir karakolun nasıl suçun örtbasında bir içinde olduğunu anlatıyor. Davacı oldu İzmir Emniyet Müdürlüğü. Ama ne oldu? Sağ olsun savcılar dediler ki kardeşim burada ne hakaret var ne bir şey var hadi işine git dediler. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimi kimse işine gitti. Allah tarafından. Yani bu şikayet serbest. Şikayet ediyorlar. Hayda biz gidiyoruz, ifade veriyoruz. %80'inden hiçbir şey çıkmıyor. Yüzde dava açılıyor. %20'nin de yüzde beraat ediyoruz ama sonuçta bir iş yani. Fatih Bey, Bağdat Caddesi'nde gezip protesto yapan, makul olmayan kıyafetler giyen bir hanım evet. hanımefendi. Hı hı. Kendisine yurt dışı çıkış yasağı verilmiş. Kendisi daha önce memelere özgürlük diyordu biliyorsunuz. Evet, memelere özgürlük ise kendi özgürlüğünden e, oldu. O gün söylediğim, bugün bir kez daha söyleyeyim. Yani her şeyin bir onuru bir olmazı var ya. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde e, bu nevi acayip kıyafetlerle sürekli ortalıkta gezip e, bir şeyler yapmaya her ülkede kanuni bir engel getiriyor. Amerika'da hadi Amerika zaten bizim gibi tutucu ve e, bize benzeyen bir ülke ama hani Avrupa'da ne bileyim en özgür mesela bu konuda hadi de ki Fransa Paris'te de bunu yaptırmazlar insana kolay kolay. Yani bir kere olursa gülümserler, iki kere olursa da ya derler. Üçüncüde de orada da bir müdahale gerçekleşir büyük oranda. Çünkü kabul edilir şey var, edilmez şey var. Ama yurt dışı çıkış yasağı da biraz fazla bir şey olmuş yani. <laughs> ben olsam onların elinde yurt dışı çıkış yasağı hiç koymam yani. belki yurt dışa gider de <laughs> rahat ederiz diye. Çünkü hakikaten bu ne yani bir yandan cezalandırılmaya değer bir şey değil yani baktığında. Bir yandan da bir garip bir şey e, ee, hani ortada şeyler vardı ya. <laughs> o yüzden yasak bence yanlış olmuş. Bir de gereksiz yani. Ne gerek var ki böyle bir yasa? Onu soracaktım Fazıl Bey. E, ne olacak o, yani? Hangi konudan gözaltı vesaire bir şey yapılsa tak yurt dışı. Hemen bir yurt bir dışı, bir dışı şey varsa, bir adli kontrol falan ama mesela bazen de olması gereken de olmadığını ha, da görüyoruz olmuyor. mesela. <laughs> Fatih Bey sorularım bitti. <laughs> Emre Bey teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ <laughs> ee, Herkese güzel bir gün diliyoruz.